Canım ağlama ne olur. Bir tanem. Behram biz ne yaşadık ya? Biz ne yaşadık aşağıda farkında mısın? Annen ne yaptı? Behram benim annemle babamı benim evime hakaret etmek için mi çağırdı? Hayır canım öyle şey ya. Gördün işte. Gördün sen de ne yaptı başka? Ya ne, ya bu yapılır mı? Bu yapılır mı ya? Karım iyi niyetini göstermek için yaptı kadın da ya. Ortada 30 yıllık evlilik var. Oğlum yapma gözünü seveyim. Ona ne? Ona ne? Ya Mualla Hanım kim? Mualla Hanım kim oluyor benim annemle babamın arasını düzeltmeye çalışıyor? Ona mı kaldı bu? Bak ben de sinirlendim. Tamam ben de eleştiriyorum annemi. Ben de çok kızdım. Bazen ayarı kaçıyor onun da. Anladım tamam. Ama işte Diyarbakır'da milleti ona buna laf yetiştirmekten bu da haddini hududunu aştı. Tamam. Böyle mi olacak bizim hayatımız? Hayır. Annen böyle her şeye karışacak mı? Ben istemiyorum. Böyle bir hayat yaşamak istemiyorum ben. Oyuncu. Tamam. Tamam halledeceğim. Şey yapacağım. Konuşacağım annemle de gerekirse Diyarbakır'a göndereceğim ben onu zaten. Konu Diyarbakır falan değil Behram. Ben annenle bir daha görüşmek istemiyorum. Tamam, tamam şey yaparız. Görüşmezsin, bayramdan bayrama şey olur. Bayramlarda da görmek istemiyorum anneni. Sen istiyorsan gör. Ne yapıyorsun sen? Bak oylumu da zor durumda bıraktın. Güzide artık bu eve adımını atmaz. Atmasın zaten. Ne demek atmasın ya? Kızın evi burası. Ya benim umudum vardı. 35 yıllık arkadaşımla tekrar dost olmak için bir umudum vardı. Sayende o da bitti. Hah. Şimdi suçlu ben mi oldum? Evet suçlu sensin. Senin arkadaşın seni çoktan silmiş atmış. 35 yıllık arkadaşın seni hesaptan düşeli çok olmuş çok. Bana bak teyze. Eğer bu çocuklar bir gün ayrılacağız derlerse senin yüzünden olacak. Unutma bunu. Keşke, keşke. Nerede o günler? Benim saf oğlumun gözünden o perde kalkarsa belki.